Bir de bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Bir bina düşünün. Her yeri cam kaplı bir bina ve bütün camları kırılmış. Son birkaç tane cam kalmış, kırılmadık. Önümden geçen bir adam o son iki camı kırmakta tereddüt etmeyebilir. Çünkü hepsi kırılmış. Bu ikisini de kırarsam ne olacak? Bu ikisini de ben kırayım deyip kendisini suçlu hissetmeyebilir. Kendisini bu noktada o camları kırdığı için kötü hissetmeyebilir ve tehlikede hissetmeyebilir. Aynı şekilde bir bina düşünün. Yine bütün her dış yüzeyi cam mekanlı ve hiçbir camında çizik dahi yok. Şimdi aynı adam bu binanın önünden giderken bir tane camını kırma noktasında aklına bir fikir geldiğinde birazcık tereddüt yaşayacaktır. Çünkü bunun bir bedeli olacağını düşünecektir. Kendisini güvende hissetmeyecektir o camı kırdığında. Suçluluk psikolojisine girmesini daha kolay olacaktır. Çünkü her yeri sağlam bir binanın bir camını neden kırsın? Ya da hangi cesaretle kırsın? Şimdi aynı şekilde biz de sürekli şikayet halinde çevremizdeki insanlara derdimizi, tasamızı anlatıyorsak, diyorsak ki bu beni böyle mağdur etti, bu bana şöyle hata yaptı, filanca kişi şunu söyledi, pişmanca kişi benim kalbimi şöyle kırdı diye sürekli şikayet halinde mağdur edebiyatı parçalıyorsak eğer aslında diyoruz ki benim bütün camlarım kırık. Ve ben bu camları kıranlara herhangi bir bedel ödetmedim. Benim camlarımı rahat rahat kırdılar. Ben sadece şikayet ediyorum, hayıflanıyorum. Kalan birkaç tane camım var. Onları da istersen sen de kırabilirsin. Sana da bir şey demem diyoruz aslında parantez içerisinde. Ve diyorum ya, hepimizin içerisinde narsistik bir çekirdek var. Yani narsistik eğilimli davranışlarımız var. Kimimiz de 3 dereceli, kimimiz de 10 dereceli. 3 dereceli olan kişiye narsistik eğilimli davranışları var diyoruz. 10 derecede olan kişiye narsistik kişilik bozukluğu var diyoruz. Bu sebeple eğer biz kendimizi mağdur, kurban rolüne bürünerek acı nasıl bir şekilde ben böyle çektim, ben şöyle yaptım diye karşı tarafa aktardığımızda karşı taraf eğer birazcık olsun narsistik eğilim davranışları varsa sizin o son iki kalan camınızı kırmaktan çekinmeyecektir. Ve siz bu kapıyı ona açmış olacaksınız aslında bu anlattıklarınızda. Bu yüzden her zaman söylerim ki kendi halinizden şikayetçi olup bir başkasına bana böyle yaptılar, bana şöyle eziyet ettiler gibi anlatmak size ne kazandırıyor? Lütfen bu sorunun cevabını kendinize verin.